Şimdi bakalım bu hafta çaylak olarak ben berber olabilecek miyim? Şu anda bir erkek kuaförüne geldim. İçeride müşteriler vardı. Bakalım berber işin ustası müşterisini bana emanet edecek mi? Şimdi yanımda Ahmet abim var. Abicim öncelikle beni kırmayıp dükkanına davet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Seni bir tanıyalım. Kimdir bu berber Ahmet? İsmim Ahmet. Alayhan köylüyüm. 2008-2009'dan beri falan bu işi yapıyorum. Ara ara verdiğim dönemlerde oldu tabii. Yaklaşık bir seneye aşkın bir süredir de buraya çalışıyorum. 2000 kaç dedin? 2008. 12 yıldır bu işi yapıyorsun. Hemen evet. Tamam, şimdi bu berberliğin zorluğu nedir? İnsanların yani her zaman ihtiyacı olan ve ölümsüz mesleklerden bir tanesi benim gözümde. Evet. Yani bir gün gelip de böyle bonus saçlar veya böyle dize kadar inen sakallarım o da olmadığı sürece senin mesleğin sürekli devam edecek. Bu ezelden beri bu şekilde. Evet. Nedir yani şimdi bu berberliğin incelikleri nedir? Şimdi berberliğin bir değil birden fazla sıkıntıları var tabii. Tamam, nedir onlar? Nedir? Müşterilerle şimdi ilgili. Başta bak, herkesin aynı şeyi arkadaş. Yok insanla uğraşmak şöyle de, yok işte adam geliyor beğenmiyor da mutlu edemiyorsun. Şimdi bu ayakları geçelim. İnsanla uğraşmak zor mu diyeceksin bana? Bir nevi öyle. Klişe. Şimdi dakika bir gol bir. Ahmet abiyle klişeyle başladık. He, ikincisi tamam. Ondan sonra çeşitli işte sıkıntıları var tabii. Yani sonuçta bütün işlerde olduğu gibi bu işte de çeşitli sıkıntılar oluyor. Ama abi şu şekilde şimdi adam geliyor yani... Herkes için bu. Evet. Kişisel bakım, özellikle bu saç sakal, evet. Ondan sonra ne bileyim öyle dış görünüş erkekler için çok önemlidir. Evet. Yani adam geliyor, buraya oturuyor, hiç yani hata şansın yok senin. Evet. Şimdi berberlik öyle bir meslek ki hata kaldırmıyor. Adam buraya geldi, yani yanlış bir hamle yaptın. Adam dedi ki saçımı şöyle kes. Sen yanlışlıkla bir hata yaptın, bunun geri dönüşü yok. Yani saçı tekrar toplayayım, yapıştırayım. Evet, öyle bir şey yok. Hata yok yani. Evet. Nasıl ayarlıyorsunuz bunu? Şimdi her işin bir başlangıcı var. Bütün işlerde olduğu gibi sırayla gitmesi gereken bir şeyi var. Tamam. Çizgisi var. O şekilde sırayla başlayıp ayarına göre yavaş yavaş ilerliyorsun yani. Anladım. Şimdi benim berberliğe karşı cidden en merak ettiğim şey şudur. Evet. Tıraş bitiyor mesela bende. Evet. O üstümüze serdikleri o kıyafet var ya. Evet. Onu çıkarıyorlar. Bir de havlu getiriyorlar. Evet. Bir daha başlıyorlar işe. O nedir? İşin inceliği mi artık? Enseyi falan mı alıyorlar şimdi ondan? Şimdi peçete üzerinde örtü varken ensenin altı ister istemez görünmediği için tamam. Alamıyor. Ondan sonra peçeteyi çıkardıktan sonra havluyla işlemine devam ediyor. Anladım. Şimdi bugün ben dükkana geldim. Evet. Müşterin de var. Arkada bekliyor. Evet. Ben müşteriyi alacağım. Şimdi evet. Babası getirdi biraz önce müşteriyi. Dedi ki Ahmet al dedi. Kes dedi. Kendi dilinde bir şeyler anlattı artık. Komşun galiba. Evet. Ben onu keseceğim. Saçını tıraş edeceğim. Evet. Ama şimdi babası getirdi, Ahmet abiye teslim etti. O da bana teslim ediyor. Hani ben çekimden sonra çıkıp gideceğim. Şimdi çocuğun babası gelip çocuğu aldığında kafasında böyle bir taraf uzun bir taraf kısa olursa ben mesuliyet kabul etmem, bu bilir. Peki ben şimdi berberliği yapabilir miyim? Yani imkansız gibi bir şey. Yani. Niye? Yani niyesi yok şimdi. Bak ben çobanlık yaptım, halı dokudum. Ne bileyim çanak çömlek yaptım, evet. Çiftçi oldum. Bunların hakkından geldiysem, evet. Üstesinden geldiysem berberliği var ya bak berberliği. Benim gözümü bağla, evet. Tamam mı? Elimi de arkadan bağla. Evet. Ben gözü kapalı yine yaparım. Şimdi şöyle biz bu işe başlarken çırak olarak başlıyoruz. Tamam. Yavaş yavaş 2 sene 3 sene sonra yarı kalfa oluyorsun. Yavaş yavaş tercih etmeye başlıyorsun. Yıllar sonra ustalaşıyorsun falan derken bu işe imkan yok yani böyle bir günde, üç günde veya da beş ayda, bir senede yapamazsın diyorsun. İmkansız gibi bir şey. Ben yaparım diyorum. Çünkü imkansız yapamazsın. Yani. Tamam görelim o zaman. İmkansız, görelim. Şimdi iddiaya girelim. Ben o çocuğun saçını senin dediğin gibi yaparsam sen saçını sıfıra vuruyorsun. Tamam. Yapamazsam ben vuruyorum. Tamam tamam. Bak ben buraya gelmeden önce dedim ki kendi kendime. Hatta şimdi sana da söyledim. Bana dedim 1 milyar ver ben sakalımı yine kesmem dedim. 2 milyar ver saçımı kesmem dedim. Evet. Yani şimdi saç sakal erkeğin makyajı. Yani bizim de makyajımız bu. Dolayısıyla ben bu kadar iddialıyım. Ben saçımı keserim yapamazsam. Ama yaparsam saçını burada usturayla keserim. Kabul ediyor musun? Kabul. Tamam. Tamam. Şimdi büyük bir düello var ortada. Büyük bir iddia var. Tamam. Deneyimiz var bir tane. Evet. Onu da yapamazsak, beceremezsek birbirimizin saçına iddiaya girdik. Mutlaka yapmam lazım. Evet. Çünkü sürekli halk içindeyiz, kamera evet. Önündeyiz. Saç sakal bize evet, gerekiyor. Lazım. Tamam o zaman. Tamam. Seni ben şöyle arkaya yollayayım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Çocuğumuzu alalım. Tamam al. Ben
tıraş olacak çocuğu aldıktan sonra sen bana aletleri bir tanıt. Tamam. Hangisi ne iş yapar falan. Tamam. Ondan sonra seni göndereyim ben. Tamam, tamam mı? Tamam. Muhammed gel abi. Şimdi Ahmet abinin dükkanında Muhammed gelecek yanımıza birazdan. Bakalım ben Muhammed'in saçını babasının ve daha doğrusu Ahmet abinin tarif ettiği şekilde kesebilecek miyim? Maceramı hep birlikte izliyoruz efendim. Ben hazırım artık bu saatten sonra. Önlüğümü de giydim, aletlerimi de aldım. Artık berbere ihtiyacım yok, kendim kesebilirim diye düşünüyorum. İnşallah keseceğim de. Muharrem hazır mısın? Hazırım. Onu kendine değil oğlum, müşteriye takacaksın. Niye? Müşteriye tıraş etmeyeceksin. Evet. Tamam, sende ne geziyor? Benim de üstüm batar ama. Ona da bir şey daha takalım. Olmaz mı? Sen gene de müşteriye tak. Şimdi aletleri ben çıkardım ama inşallah doğru çıkarmışımdır. Doğru. Boyun bandı. Ne işe yarayacak? Müşterinin boyuna ben de hiç böyle, onu. Ben de sanki var ya hiç böyle berbere gitmemiş gibiyim. Bunun ne olduğunu soruyorum. Ben takılıyorum tabii abi sana. Şimdi gel bakalım Muhammed. Şimdi önce boyun bandını takalım. Öyle mi? Evet. Önce boyun bandımızı takalım. Ya bu mesleklerde de böyle incelikler oluyor ya, beni ayar ediyorlar ya. Sanki önce boyun bandını tak, sonra şunu tak. Ne yani? Olayda bir şey yok aslında. Ben de nasıl berber olacaksam, kendi saçım başım birbirine girmiş. Evet. Ben berber olacağım. Al götür şunu. O, bu ölür mü çocuk benim yanımda ya? Böyle boğulur kalır bu. Daha ilk dakikadan sınıfta kaldım. Ben çocuğu boğardım yani. Dakika bir, gol bir. Şey olmasa... Tamam, hazır mıyım şimdi ben? Böyle oturttuk bunu kurbanlık gibi. Evet. Böyle bekliyor bizi. Evet. Zaten bu sakal için. Şimdi burada iki tane makas var. Evet. Şimdi şu berberlerde en gereksiz makas reis. Evet. Bu ne işe yarıyor? Bu saçın kırıklarını alır. Saçın yani. Kırığı ne? Ya bir de var ya böyle diyorlar ya, ben böyle şey oluyorum. Yok saçın kırığını alıyor da, yok şöyle de, yok böyle. Ne yani saçın kırığı ne? Şimdi sen okumuş tahsilli bir adamsın. Eğer bunun kırığı ne olduğunu bilmiyorsan... Şimdi saç dümdüz. Evet. Saç ne o? Kırılıyor mu ortadan? Ne yapıyor saç? Kırılıyor. Cidden bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Tamam, öğreteceğim sana ben bunları. Saç öyle kırılıyor. Evet. Mesela şu saçta kırık var mı? Şu an için yok. Nereden anladın? Yani baktığın zaman anlıyorsun zaten. Sen ben, niye anlamıyorum Allah aşkına hani? Benim saçta var mı kırık? Biraz var. Nasıl anladın? Ya var ya ben bilmiyorum diye böyle sallıyor gibi geliyor bana. Ha saçta kırık var diyor. Çocuğun saçı dümdüz. Hiçbir kırığı yok bence. Ya bak öyle bir şey yok. İşte böyle berberi kendi dükkanında avlarım. Her neyse şimdi. Bu saçın kırığını alıyor dedi. Tamam inandım. Bu cepte. Şu zaten biliyorum normal. Şunlar yine biz sakal falan tıraş olurken 1 numara, 2 numara, 3 numara. 1 en kısa mı oluyor? Yoksa 5 mi en kısa oluyor? 1 en kısa oluyor. Kaça kadar var numaralar? 5. 5, 9 falan diyorlar. Yok. Yanı 9 lal falan diyorlar. Yok. 5'e yani kadar mı? Bizim makinalarımızda yok şu an. Tamam, 1'den 5'e kadar. Evet. 1 en kısa, 5 evet. En uzun mu? Evet. Tamam, bir saniye şu. Ağızlarını bu şeylerin ağzına bir bakayım da ben. Nerede yazıyor 1 olduğu? Bu 2 numara. Nereden anladın? Bu 9, 2 numara. Ha, 2 tane çizgi var. Yok, onunla alakalı değil. Şu 1 numara. 2, 3, ya 3 tane çizgi var, 1 numara diyor. 3 tane çizgiliye 3 numara diyor. Bu mu? Evet. Şu ağızları saça girdiğinde şey oluyor değil mi bunun? Evet. Şöyle ağızları var bunun. Yani dişlerin arası açık. Saçı işte çok alıyor, az alıyor. Muhabbeti buradan geliyor. Şu da yine aynı şekilde. Evet. Bunu bazen başta yani başta sıkıyorlar, bazen sonda. Ne oluyor bu? Bu tarağın rahat geçmesini sağlıyor bu su. Tamam. Bu şekilde kullanıyoruz. Anladım. Tarağı rahat geçmek için. Ben bunu en başta mı sıkacağım? Yarın ne zaman esiyorsa o zaman sık. Tamam, ara ara sıkarım ben. Tamam, canın sıkıldıkça sıkabilirsin. Tamam, serinlemek için de ideal bu böyle. Buralarıma aynen. Sıkarım. Tamam, bu mu yani? Bu kadar aletle mi şimdi ben çalışıyorum? Evet. Taraklar yine burada. Evet. Tamam, yıkarken de yıkıyoruz. Evet. En son teslim ediyoruz. Evet. Tamam, şimdi sen diyorsun ki yapamazsın. Yapamazsın. Tamam, görüşelim. Hodri tamam. Meydan. Tamam. Saçını keseceğim. Büyük bir zevkle keseceğim burada. Tamam. Usturaya takacağım jileti. Tamam. Şöyle keseceğim saçını. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam, o zaman şimdi... Muhammed yanımda. Muhammed oturttuk kurbanlık koyun gibi. Kurban da hazır geliyor. Kurbanlık gibi oturdu. Ses çıkarmıyor yazdık. Bakalım aletlerim burada. İnşallah sıkıntısız bir şekilde bugünü hallederim. Tamam ustam. Seni şöyle ben arkaya alayım. Tamam. Tamam mı? O zaman Muhammed'le birlikte Ahmet abinin Baran Erkek Kuaförü'nde maceram başlıyor efendim.
Şimdi Ahmet'i yolladık, Ahmet abi yolladık arkaya. Kaldık baş başa. Muhammed ne hissediyorsun? Korkuyorum. Niye? Oğlum güven vermiyor mu lan? Bak makas tutuşun bile böyle güzel. Abi sen becerebilecek misin? Yapacağız, deneyeceğiz bakalım. Sonra makas baba... tutuşun bile değişik. Lan nasıl tutuyor sanki? Adam nasıl tutuyor? Ha işte Ahmet abin de böyle tutuyor. Hayır öyle tutmuyor. Nasıl tutuyor? Şöyle mi tutuyor sanki bana? Aynı işte iki parmak geçiriliyor. Tamam. Biz şimdi başlıyoruz. Nasıl keseyim? Nasıl keseyim diyorum. Sanki biliyorum yani. Şöyle kes dese yapabileceğim sanki. Nasıl keseyim? Abi yanlardan al. Tamam. Birazcık da üstten makasla geçiver. Yapabileceğime inanıyor musun sen? Yanlardan al diyor ya bana çocuk. Oğlum ben acemiyim bak. Birden şimdi... Ahmet abi beni kurtar. Şimdi bu girer. Yani yana alıyorum tamam. Yandan alırken üste girerse karışmam. Tamam mı? Abi beceremeyeceksen yapmayalım bence. Beceririm, beceririm. Şimdi çocukla endişeli. Ben hiç güven vermiyorum galiba. Makas tutuşundan anlamış. Sanki Ahmet abi nasıl tutuyorsa. Yanlardan alıyorum. Üstten de biraz kısaltayım. Güzel mi? Yana şöyle bir şey ister misin? Türk bayrağı çizeyim. Ne bileyim böyle canım anam yazayım. Olur mu? Canım babam ya. Canım babam. Niye babam? Ben anneni... babamı daha çok seviyorum. Aha işte bu program izlenecek. Cuma günü saat 8'de bu yayınlanacak. Babanın adı ne? Barış. Barış abi. Abi güzel bir evlat yetiştirmişsin. Annenin adı? Canan. Canan yenge. Şimdi duydun yani ben bir şey demedim. Canım anam yazayım dedim ben. Çünkü o klasiktir erkeklerde. Ama canım babam yaz dedi. O yüzden şimdi ben bir şey demedim. Oğlunuz kendini ele verdi bunu söyleyeyim. O zaman başlıyoruz efendim. Uyan güzel aç gözünü. Dinle aşkın sözünü, vermişim sana özümü. Ay burası o ses ya, burası kuaför. Benim ay kızım sultanım. İşine geliyorsa aslanım şu an oturdun, kaçacak bir yerin yok. Dön, gel bakalım. Şimdi şunu al dedi. Bu muydu, bu muydu? İkisi de aynı bunun. Ahmet abi bunu sağ mı sol mu hangisi? Soldaki mi? Soldakini alıyormuşum. Ben sana kafamı emanet ettim. Tamam. Vallahi bak beni değiştirme. Sen arka... nasıl? Sen var ya şimdi bir kalkacaksın buradan David Beckham gibi kalkacaksın. Tanır mısın David abi, Beckham'ı? Beni arkadaşlarımın içinde rezil etme de. Sen bir yeter şey abi. Yapma. Ama çok konuşuyor bu ya. Allah Allah. Eyle ne kafanı eline ha? Tamam. Cidden. Şurayı bir çeker misin Şirin Hanım? Yani bir şey olmadı oğlum korkma. Ben az alayım dedim ama cidden böyle biraz çok girdi sanki. Neyse. Neyse benden sonra sen bir kez daha trash olacak gibisin. Şimdi yavaş yavaş yapıyorum ama. Bir de bu berberlerde şey diyorlar. Kafanın şekli yok saçın şekli falan filan diyorlar. Kaldır kafanı. Bir de berberlerde şu meşhurdur. Genellikle böyle bir televizyon açık olur. Hep de benim gittiğim berbere denk gelir bu. Özellikle üniversitede falan gittiğim berberlerde direkt işine kendini verme gibi bir şey yok. Böyle keser, arkada bir televizyon açık olur, haberler veya böyle bir eski bir film. Keserken durur, böyle onu izler. Sonra tekrar döner falan. Ya işin var mı? Sen burada neye geldin diye soran yok. Islattık herhalde. Nasıl serinledin mi? Abi havuza o kadar su dökmüyoruz ya. Yalnız ben şovmenim, bu benden de şovmen. Havuza bu kadar su dökmüyoruz diyor. Evvelden böyle tas modeli vardı, tas. Evlerdeki taslar var ya Muhammed bilin mi? Hayır, bilemiyorum. Oğlum tas işte lan, tabak, çorba kasesini düşün, demir. Tamam. Onu getirip koyuyorlardı böyle, tamam mı? Makineyi de alıp yanlardan böyle komple vuruyorlardı. Kafanın üstünde böyle horoz gibi kalıyordun. Böyle bir şey ister misin? Hayır. Niye? Ben dediğim gibi saçımı birazcık üstten makasla bir de yanlara aldırmak istiyorum. Tamam. Şimdi bunu kestikten sonra berberlerimde şu var. Şu da beni çok böyle kendine hayran bırakan bir işlem. Şöyle tutuyorlar. Nasıl kesiyorlar bunu? Şöyle mi kesiliyor? Böyle mi kesiliyor? Makas buradan mı tutuluyor, buradan mı tutuluyor? Bu şekil, şu şekilde mi? Şu şekilde mi? Ya bu değil de benim en sevdiğim ne biliyor musunuz? Oğlum gelmiyor saç ya. Allah Allah. Muhammed bir türkü söyle de dinleyelim hadi. Çok
Türkçe bilmiyorum. Şarkı söyle. Utanırım şu an. Bir şey olmaz. Söyle söyle. Bak ben söylüyorum. Cidden utanırım. Ne iş biliyorsun? Onu beraber söyleyelim hadi. Uyan güzel. Onu biliyorum. Tamam sen söyle hadi beraber söyleyelim. 3. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Uy. Söyle. Ama sen söyle. Tamam ben gireceğim sen söyle. Düet yapıyoruz. İlk nakaratı senin, ikinci nakaratı ben söyleyeceğim. İlk önce sen söyle. Uyan güzel. Aç gözünü. Dinle aşığın sözünü. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım sultanım. Hı, şöyle. En sevdiğim işleme geçtik. Vallahi bayılıyorum bu işleme. Öne eğdiriyorlar dümdüz. Uzaylı gibi görünüyorum ben zaten şeyde. Ya böyle saçım maçım kesildiğinde falan acayip çirkin bir şey oluyorum. Normalde de zaten çok fazla bir şey vaat etmiyorum yani böyle saçım sakalım varken de. Ama en sevdiğim işlemlerden bir tanesi bir tarak var. İncecik ucu. Onunla indiriyorlar böyle adamın gözünün önüne. Eski şeylerdeki gibi nasıl desem 60'lardaki gibi falan. Şöyle dümdüz kesiyorlar. Onu yapacağım şimdi. Bak benim berberlerle alakalı çok pis anılarım var. Berbere beni fotoğraf götürürdüm, beni şuna benzet derdim. Mesela David Beckham'ı götürürdüm, Hakkı Bulut çıkardı. Veya başka birini götürürdüm, böyle alakasız biri çıkardım. Dolayısıyla çok fazla anım var berberlerle ilgili. Öyle bana çok takılırsan, abi şunu yapma bunu yapma diye. Tamam mı? Komple keserim saçını. Şaka yapıyorum şaka. Yani Muhammed zaten tedirgin. Biz böyle çene çalmaktan yapamıyoruz da. Beni mındar etmeye yeter abi. Ne etmeyeyim? Mındar. Lan ne mındarı lan 10 numara olacaksın. Bundan sonra Ahmet abine gitmeyeceksin, bana geleceksin. Benim saçımı kes diye. İnşallah. Kaça kesiyor Ahmet abin saçı? Saçımı normal kesiyor yani. O değil oğlum para kaça kaç paraya kesiyor? Ha. Yani... Adamına göre değişiyor mu? Yok. Parasına göre değişmez, saça adamına göre değişir. Saça göre. Nasıl saça göre? Mesela saçı çok uzun. Saça göre kesen hiç berber görmedim. Senin saçın uzunmuş 50 alayım, seninki kısaymış 5 alayım diyen görmedim. Öyle olsaydı ben şöyle söyleyeyim 5-6 yıldır hiç böyle şey vurdurmuyorum mesela. Makineli çaldırmıyorlar. Sadece makasla 3 dakikalık falan bir şey. Benim berbere girmemle çıkmamı böyle before after yapsak hiçbir fark olmaz. Böyle milim diyebilecek gibiyim. Bu programı izleyenler zaten benim arkadaşlarım anlayacaklar. Milim kestiririm yine aynı parayı veriyorum. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Ahmet bakayım. Abi bana her şeyi yapıyor yani. Lan nasıl her şey yapıyor? Kafamı yıkıyor, spreyi de. Ben de yapacağım her şimdi. Her şeyi yapıyor o yüzden dolayı yani eşyalarına göre. Ne kadar şey kullanırsa ona gibi. He anladım. En fazla benden 25 lira aldı. Tamam bunu 15'e ben kesiyorum. Tabii güzel kesebilirsin abi. Şimdi kesemez diyenler utanır mı bilmem. Bu çocuğun bu alnındakiler nedir arkadaş? Bunu soruyorum. Şimdi bura bitti. Ben lan daha makas tutamıyorum ya. Ben sana demiştim abi. Ahmet abi nasıl biri? Çok iyi biri. Lan oğlum arkada diye öyle söyleme tamam. Şey söyle hadi. Nasıl biri Ahmet abin? Yücükten çok iyi biri. İyi biraz. Ama cidden çok bonkör. Biz geldik buraya hemen çekime geldiniz diye bize limonatalar aldı. Yemek söyledi, yemeğimizi yedik, limonatamızı içtik. Gerçekten çok güzel. Böyle tavsiye ederim çok arkadaş canlısı. Özellikle gençlerin gelmesini tavsiye ederim öyle. Dükkan falan çok gayet temiz, hijyenik. Güzel yani dükkanın içi. Kendisi çok arkadaş canlısı. Dün sağ olsun gelip böyle ben çaylağım dedim. Her hafta bir meslek yapıyorum dedim. Berber olayım mı dedim. İkiletmedi bile. Hemen dedi kardeşim tabii gelebilirsin dedi yarın öğleden sonra müsaitim. Yani bugüne randevu bile almadı yani o derece. Gelen müşteri kapıdan görüyor içeride çekim olduğunu görünce gidiyor. Dolayısıyla çok arkadaş canlısı birisi. Bütün böyle genç özellikle 20'li 25'li yaşlardaki gençler böyle biraz daha dikkat ediyor saçına sakalına kişisel bakıma. Dolayısıyla Ahmet abinin berbere gelebilirsiniz gönül rahatlığıyla kendisi çok arkadaş canlısı. İndirimde yapsın. Şimdi o zaman şöyle bir kampanya yapıyorum. Ahmet abi. Bu program yayınlandıktan sonra, bakın Ahmet abi burada, şu an o belki görünmüyor olabilir. Program yayınlandıktan sonra buraya gelen 3 müşteriye, tamam mı? Programı izleyip geldiğini söyleyen 3 müşteriye benden 10 lira indirim yap. Tamam. Kabul mü? Tamam. O zaman Cuma günü saat 8'de bu program yayınlandığında Cumartesi açık, Pazar kapalı ve Pazartesi açık. O hafta içerisinde çaylağı izledim geldim diyenlere böyle 10 lira indirim yap abi sen benden. O da bizden olsun.
O zaman ilk gelen 3 kişiye yalnız. Hani belki aynı anda 2 kişi girer 4 kişi olur. O da Ahmet abinin yine insafına kalmış ama yapacağından hiç şüphem yok. Programı izleyip hemen gelin. Hazır saç sakal kestirecekseniz belki ben de bir gelebilirim yani. Bir müşterisi de ben olabilirim. 10 lira 10 liradır öyle. Şirin bakma yani şimdi. Sonuçta biz de asgari ücrete çalışan bir emekçiyiz. Dolayısıyla böyle de bir jest yapsın. Dur bakalım ilerleyen bölümlerde daha ben bir şeylerin sözünü alırım. Hazır saç spreyim de bitti. Şu etrafta saç spreyi de var. Onlardan da alabilirim. Ahmet abi ne diyorsun? Canım sağ olsun kardeşim. Eyvallah. İşte Aksaray'ın adamı. Abi sen nereliydin? Alayhan'ın adamı işte görüyorsunuz. Bonkör canı sağ olsun diyor adam. Eyvallah Allah razı olsun diyorum ben de. Yalnız ben öyle giderse bu çocuk akşama kadar benim elimde. Ya çırak mırak bir şey yok mu abi bu dükkanda? Bir yandık, bir su, limonata bir şeyler gönder ya. Kil istiyorsun mu? Yapalım. Ne ikil biliyor musun da istiyorsun? Ne? Yüzümüzü beğendim. Helal lan. Çak. Çünkü evde birkaç kere yaptım. Aynı yeri dolanıp dolanıp duruyorum. Ne yapayım başka Ahmet abi söyle. Enseyi alayım doğru. Sıfırla alacağım onu. Şöyle bir alet var işte bakın yılların aleti. Bu kimse bunun adını? Eyvallah kardeşim sağ olasın. Kimse şu aletin adını bilmez. Tamam bunun bir adı var mı? Ense fırçası. Düz mantık. Ne iş yapıyor? Enseyi alıyor. Ucundaki de fırça. Ense fırçası demişler. Şu alet çok şeydi. Şöyle üstünü falan alırlar adamın. Acayip rahatlatıcı. Bazen berbere giderim. Şuramda bir tane saç kesilirken kıl kalır. Allah'ım içeriden çıkaramam elimi. İşte kaşınıyor, kaşıyamıyorum. Yani berberci de hep gelir. Bak şuraları alır, oraya gelmez. Dolayısıyla komple şöyle çocuğu bir... Şirin Hanım şöyle... Abi gözüme bir, sokaydın. Bir şöyle dön bir, kameraya doğru bir dön bakalım şöyle bir. Şöyle bir yağlayayım çocuğu. Babanın adı neydi? Barış. Barış abi. Abi bu programı izledikten sonra beni falan bulma. Oğluma şöyle böyle davranmışsın diye. Şimdi ben bunun ensesine çaylak yazsam bunu sonra düzeltebilir miyiz? Birazcık çok bastırıyorsunuz. Ne yapıyorum? Çok bastırıyorsunuz. Oğlum almıyor makine. Nasıl almıyor? Yalnız insanlarla uğraşmak zor dedi de harbi. Kaç yaşındasın sen Muhammed? 11. 11 yaştaki çocuk bile böyle benimle dalga geçiyor. Bir de buraya her çeşit her telden insan geliyor. Bir de bunları düşünün siz. Nasıl olacak? Bir de şöyle şey vardır, makineyle mi alayım, jilet mi vurayım, daha önce jiletle aldırdığımı falan diye bir de bu olay var. Jiletle alınca herhalde daha temiz alıyor ama daha çok çıkıyor, onu bilmiyorum. Makine herhalde daha iyi çünkü sakalı falan aldığımda öyle çok fazla şey yapmıyor. Bir de şu yanları alayım. Şimdi ben program icabı birçok meslek yaptım. İzleyenler, yakından takip edenler bilir, çiftçi oldum, çoban oldum, halı dokudum. Başka güzel yurta gittim. Güzel yurtta çanak çömlek yapımı yapan kişi oldum. Ama ilk defa böyle insanın üzerinde geri dönüşü olmayan bir mesleği yapıyorum. Dolayısıyla çok da böyle şey yapmıyorum. Çünkü gerçekten işin şakası yok. Yani makine biraz böyle gitse çocuğun şuradan bir şey açılabilir. Dolayısıyla çok fazla böyle şey yapmıyorum. Biraz da kısa tutacağım işlemi. Çünkü bekliyor. Arkada daha bekleyen müşteriler de var. Gelenler geri gidiyor zaten. İçeride kamera falan görüyor. Ne yapıyor lan bu Ahmet falan diyorlardır içeride. Ben böyle kanter içinde kaldım. Abi kulağımı kırsaydın. Kulağını mı kırsaydım? Lan amma narinsin lan. Dön lan. Benim canım kıymetlidir abi. Hadi Ahmet bir şarkı söyle de söyleyelim beraber. Ne dinlensen, ne dinliyor senin yaşındaki çocuklar? Benim mi? Ha, pop mu dinlersin, rock mı dinlersin? Pop. Söyle pop bir şey söyle hadi. Şu an aklıma gelmiyor heyecandan. Tabi kameralarda gördüm, meşhur olacağım diyorsun değil mi? Hayır. Meşhur olsan beni tanır mısın? Buradan diyelim büyük bir teklif aldın. Dinle şimdi beni. Büyük bir dizi teklifi ya da film teklifi aldın. Beni ilk işte Muharrem abim meşhur etmişti. Böyle ben berbere gitmiştim tesadüfen. Orada Ahmet abinin dükkanında saçımı kesmişti. Sonra beni gördüler der misin? Görür müsün yani parayı bulunca biz değişir misin? Hayır. Doğru söyle. Doğru. Öyle diyenleri çok gördük. Parayı bulunca değişmem diyenleri ama sonra Instagram'da profiline girince kullanıcı bulunamadı. Numarayı ararsın. Değerli abonemiz. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diye bir ses duyarsanız bir kadından.
Yok abi, ben öyle birisi değilim işte. Şimdi bunu da yaptık, ben kan teri içinde kaldım. Ahmet abi gel abi sen bir. Yaptım, biraz şu önlerden kestim, biraz yanlardan aldım. Yalnız şu arkaya bakacak olursan çok girdi herhalde. Evet. Ne olmuş? Biraz girmişsin. Ne biraz değil, bayağı bir girmişsin. Onu sıfırlayarak tekrar yukarıya çıkacağız, bu şekilde kaybedeceğiz. Kaybolur yani. Evet. Anladım, çünkü kaybolması lazım. Yoksa yani çocuk gitti elimin altında, 2 dakika içinde çocuğu böyle oyuncak ettim. Burayı Ahmet abi düzeltecek. Şimdi ben yıkayayım o zaman. Tamam. Yıkadıktan sonra kil mil maske çocuklara yapılıyor mu? Yapılıyor. Yani, evet. Anladım. Sadece yıkıyoruz. Bir de fön çekiyoruz. Paketleyip gönderiyoruz. Tamam. Bir de fön çekip paketleyip yollayacağız Mustafa'yı. O zaman şimdi yıkama işlemine geçiyoruz efendim. Şimdi saç kesim işlemi sona erdi. Muhammed'in kafasını yıkayacağız. Şimdi arkada sıra bekleyenler var. Mehmet gel abim yanıma. Şimdi çok önemli bir misafirim var burada. Mehmet'i sizinle tanıştırmak istiyorum. Mehmet gel abim. Seni bir tanıyalım mı biz? Sen kimsin? Adım Mehmet Yiğit Onat. Mehmet Yiğit. Soyadım Onat. Mehmet Yiğit Onat. Şimdi. Geriye yazsam Muhammed. Mehmet Yiğit Onat. Kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında. Kaça gidiyorsun Mehmet? 6'ya geçtim. 6'ya geçmiş. Şimdi Mehmet çok önemli bir kişi. Özellikle berberde şimdi sen çıraksın. Evet. Saçını ben keseyim mi senin? Ahmet abi kesse daha iyi olur. Niye? O daha tecrübeli. Ben tecrübesiz miyim? Abi yeni girdiğin için işe. Bana güvenmiyorsun. Bana güvenmiyor musun? Güveniyorum abi de. Yine de Ahmet abimi kessin diyorsun. Anladım. Şimdi Mehmet'in şöyle bir özelliği var. Mehmet bazı meyveleri çok seviyormuş. Gel şöyle Mehmet yanıma. Gel oğlum gel, bir şey yapmayacağım. Şimdi Mehmet bazı meyveleri çok seviyormuş. Bunların başında şeftali geliyor. Şimdi özellikle şöyle yüzünü çektirmek istiyorum size Mehmet'in. Ahmet abi oradan kaş göz yapıyor, ben anlamıyorum ne diyor diye. Mehmet ne oluyor oğlum, bir dur. Şimdi Mehmet'in şeftaliye tiki varmış. Şeftali deyince biraz önce içeriye kaçtı, saçını yıkadı, kaşındı, dişim kamaşıyor falan dedi. Dedim bunu kullanmam lazım. Şimdi dalga geçmek için değil. Biz bilmiyorduk ve ben hayatta ilk defa böyle hep izlerdim. Tiki olan birine denk geldim. Kimine limon dersin, kimine şeftali dersin. Ve şeftali deyince bunlardan bir tanesi de Mehmet çıktı. Bir şaka görmüştüm. Muhammed'de onu deneyeceğiz. Böyle tüy dökücü krem yapıp yani kafasına normal şampuan dökeceğiz ama arkadan biraz böyle saç ayarladık. Yıkarken böyle sanki onun saçını yanlışlıkla dökmüşüm gibi. Bir numara yapacağız. Beni bekliyor koyun gibi. Bir deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Normal şampuan döküyorum. Çok döktüm, eyvah. Adamı zarara uğrattık. Bir kez daha şampiyon şampuanlıyorum. Bunlar benim saçım mı? Bunlar senin saçın ama niye böyle oldu? Mehmet, Muhammed, sana kötü bir haberim var. Sen bunlar benim saçım mı? Dur bekle kalkma sakın. Oğlum yanlışlıkla tüy dökücü krem dökmüşüm lan saçına. Sen bu benim saçım değil mi? Şimdi bekle, konuşma sen be. Şimdi yanlışlıkla sana normal şampuan diye orada bir sarımsaklı tüy dökücü yazıyor. Ondan dökmüşüm ama şöyle daha kendi tipini görmeden hazır mısın kendini görmeye? Değilim. Şaka yaptım oğlum, şaka. Bir şey yok. Ama bu benim yüzümden geliyor. Arka tarafa aldım biraz. Arka tarafa yanlışlıkla çok dökmüşüm ondan. Şimdi Ahmet abi, gelir misin abi buraya? Şimdi saçı kestik, yıkadık. Bir şaka yapalım dedik de çok fazla şey yapmayalım. Çünkü Mehmet'e bir şey demedim daha yani. Mehmet'e dedim. Kendisi gitti. Çünkü Mehmet'le çok uğraştık.
şeftali deyince bir şeyler oluyor dedi. Neyse tamam tamam demiyorum. Abi şimdi saç bu şekilde, ben çok da fazla şey yapmadım, yapamıyorum çünkü yani daha makas tutuşumdan acemi olduğum her halimden belli. Şimdi sen ne söylemek istersin son olarak? Son olarak sen bir an önce kendini toparla, uza, çocuğun babası gelmeden ben bu saçı halledeyim. Anladım, şu arkada biraz böyle çok girdim ama. Aynen, sıkıntı çıkmadan biz burayı halledelim. Anladım. Efendim şimdi Çaylak programında bu hafta berber oldum. Deneyim Muhammed'di. Cuma günü saat 8'de Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalında ve Aksaray Belediyesi'nin Facebook, Instagram ve Twitter hesabında olacak videomuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çaylak olarak her hafta Aksaray'da farklı bir mesleğin zorluğunu deniyorduk. Berberlerin işi hiç kolay değil, bunu söyleyeyim. Çünkü geliyorsunuz buraya, geri dönüşü olmayan bir kişiye emanet ediyorsunuz kendinizi. Yani saçınızı her türlü şekle sokabilir. Yani sizi istemediğiniz bir şekle de sokabilir. Dolayısıyla buradan tüm berberlerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Her işin bir zorluğu var ama berberlik bunların başında geliyor diyebilirim. Muhammed'e teşekkür ediyorum. Ahmet abiyi beni kırmadığı için, dükkana davet ettiği için ona teşekkür ediyorum. Ve programımız burada sona eriyor efendim. Haftaya farklı bir bölümde, şimdiden bir spoiler vereyim. Haftaya Kurban Bayramı, Kurban Bayramı ile alakalı Kurban Bayramı özel bölümümüz olacak. Bakalım ne çıkacak orada. Haftaya Cuma görüşünceye dek hoşça kalın, esen kalın efendim.